Flash'ta renk seçimi için farklı, renklerin yaratılması için de farklı panel ve alanları kullanabiliriz. Renk seçimi yapabilmek için kullanabileceğimiz birden fazla yöntem var. Bunlardan ilki araçlar çubuğundan ilgili rengin yani dolgu ya da çerçeve renginin belirlenmesi olabilir. Ya da aracımızı seçtikten sonra Properties panelinden ilgi dolgu renginin ve çerçeve renginin seçilmesi de olabilir. Kullanabileceğim diğer bir yöntem ise bir panelin kullanılması. Şu anda Essentials workspace'inde olduğumuzdan dolayı bu panel açık değil. Panelimiz Colors paneli. Paneli açabilmek için Window menüsünden Colors seçeneğini seçerek ilgili panelimin açılmasını sağlıyorum. Bu paneli kullanarak yapmış olacağım yapacağım çizimin dolgu ve çerçeve rengini de belirleyebilirim. Burada yapmış olduğum değişiklik diğer yerlerde de görüntülenebilir. Bu paneli kullanarak yeni bir renk de yaratabilirim. Flash'ın içerisinde bazı renkler varsayılan olarak bize sunulmuş durumda. Ancak bu renkler çoğu zaman bizim için yeterli olmuyor ve projelerimizde farklı renkler kullanmak isteyebiliyoruz. Farklı renkler yaratmak için kullanabileceğiniz de alanlar burada listelenmiş. Farklı bir renk yaratabilmek için istersek rengin RGB değerini girerek bir renk yaratabiliriz. Ya da rengin heksadesimal kodunu buraya yazabiliriz. Örneğin gri yapmak istiyorsam c, 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 yazıp Enter tuşuna bastım. Ya da renk çemberinden burada dikdörtgen şeklinde gösterilmiş ilgili rengin seçilmesini sağlayabilirim. Oluşturabileceğim renk türleri de çeşitlilik göstermekte. Solid yani tek renkten oluşan, lineer, degrede yani birden fazla renkten oluşan renkler. Radial, bu da bir degrede renk ancak merkezden dışarı doğru değişim yapmaktadır ya da bitmap seçeneğiyle bir bitmap resmin dolgu olarak belirlenmesini sağlayabilirim. Şimdi bir solid bir renk oluşturalım. Rengimizi oluşturduk ve bu rengi daha sonra projem içerisinde kullanmak istiyorum. Ve bu rengi sürekli kullanacağım. O zaman bu rengi bir şekilde paletime eklemem gerekiyor ki daha sonra bu rengi kolay bir şekilde seçeyim. Bunu yapabilmek için Windows'dan Swatches panelini açıyorum. Swatches panelini açtıktan sonra oluşturmuş olduğum rengi Swatches'ın üzerine eklemek istiyorum. Bunu yapabilmek için rengi oluşturduktan sonra sıvı açısı panelinin üzerindeki boş bir noktaya gidip tıklıyorum ve rengim buraya eklenmiş oluyor. Farklı bir renk yaratalım. Ve bu rengin alfa değerini de düşürelim. Yani saydamlığını da düşürelim. Ve bunu da buraya gidip tıklıyorum. Ve bu rengin de paletime yani sıvı açısına eklenmesini sağlıyorum. Şimdi bir tane de degrade ve lineer renk oluşturalım. Seçilemi seçtim. İlk rengimi belirliyorum sarı. İkinci rengimi belirliyorum koyu bir turuncu. Ve bunun arasında geçiş olduğunu olmasını sağladım. Bu bir degrade renk. Araya farklı bir renk eklemek istiyorsam iki rengin arasındaki herhangi bir noktaya geldiğim zaman inlecimin üzerinde bir artı işareti beliriyor. Tıklayarak üçüncü bir rengi ekliyorum. Üçüncü renk otomatik olarak bu iki rengin arasındaki geçiş rengi olarak belirleniyor. Ancak bunu farklı bir renk yapabilirim. Üzerine iki kez tıklayarak açılan menüden farklı bir rengi işaretliyorum ve bu rengin farklı bir renk olarak seçilmesini sağlıyorum. Eğer bu oluşturmuş olduğum degrade rengi çeşitli zamanlarda tekrar kullanmayı düşünüyorsam swatches panelimin üzerine gelip boş alan üzerine gelip tıklıyorum. Oluşturmuş olduğunuz degrade renkleri swatches paneline eklediğiniz zaman alt taraftaki degrede renklerin bulunmuş olduğu alanı ekleyecektir. Radyal bir şekilde de yaratabilirim. Ya da bitmap seçeneğini seçerek makinamdan bir resmin de dolgu resmi olarak, dolgu malzemesi olarak seçilmesini sağlayabilirim. Şimdi yaratmış olduğumuz bu renkleri kullanalım. Kullanmak için dikdörtgen aracımı aldım. Dolgu rengi olarak ilk rengimi belirliyorum. Ve bununla bir çizim yapıyorum. Daha sonra ikinci rengimi belirliyorum. Hatırlarsanız ikinci rengim pembe bir renkti ve alfa değeri olan bir renkti. Üçüncü rengimi belirliyorum. Bu bir degrade renk. Ve dördüncü rengimi seçiyorum. Bu da bir degrade renkti ancak radyaldi. Yani merkezden dışarı doğru renk değişimine sahip olan bir renkti. Herhangi bir çizimin alfa değerini azaltmak istersem seçimi yaptıktan sonra alfa değerinin azaltılmasını sağlayabilirim. Burada önemli bilinmesi gereken nokta, bir swatches panelinin içerisine eklemiş olduğunuz renklerin ilgili FLA dosyasıyla yani ilgili Flash dosyasıyla ilişkili olmasıdır. Bu eklemiş olduğunuz renkler bu dosyayı kaydettiğiniz zaman sadece bu paletin içerisinde, bu dosya ait olan paletin içerisinde görüntülenecektir. Bu renkleri başka bir feyla dosyasına ait olan palet içerisinde göremeyeceğiz. Renklerle kullanabileceğimiz diğer bir araç ise, bu aracı degrede renklerle kullanabiliyoruz. Ve bu araç Free Transform Tool aracının altında bulunan bir araç. Gradient Transform Tool aracı. Gradient Transform Tool aracını kullanarak cismin içerisindeki herhangi bir gradientli yani ilgili dolgunun degrade şeklinin değiştirilmesi, degrade boyutlarının değiştirilmesi ya da degrade açısının değiştirilmesini sağlayabiliriz. Şu anda oluşturmuş olduğumuz paletimiz içerisinde farklı renklerimiz var varsayılan paletten. Tekrar varsayan palete dönmek istediğimiz zaman her panelin altında bulunan bağlan menüsünde olduğu gibi swatches panelinin altında da bir bağlan menüsü vardır. Bu bağlan menüsünü kullanarak buradaki seçeneklerden web 216'ya tıklayarak varsayılan paletin geri çağrılmasını sağlayabiliriz. Buradaki diğer özellikleri kullanarak palet üzerinde işlem de yapabiliriz. Duplicate swatch diyerek herhangi bir seçimdeki rengin çoğaltılmasını, Delete Swatch diyerek seçmiş olduğumuz rengin silinmesini, Add Colors, Replace Colors ve Load default, default Colors seçenekleriyle harici renklerin yüklenmesini, Save Colors diyerek bu renk paletinin harici bir dosyaya transferini, Save as Default diyerek bundan sonraki tüm projelerde bu renklerin kullanılmasını, varsayılan olarak bu paletin kullanılmasını sağlayabiliriz. Clear Colors dediğimiz zaman sadece siyah ve beyaz renge düşmesini, Web 216 dediğimiz zaman 216 renkten oluşan varsayılan palete geri dönülmesini ya da sort by colors dersek renklerin sıralanmasını sağlayabiliriz.